Kulübümüz Mersin Manyurdu kentimizle orantılı büyüklükte ve seviyede değil. Bir ilçe takımı bugün İstanbul'da olsun, çeşitli Anadolu'nun ilçelerinde olsun, ilimizin belki de 30-40 kat küçüklüğünde bir ilçe bugün Süper Lig'de yer alabilirken, birincilikte yer alabilirken, Türkiye'nin her anlamda çok güçlü ili olan Mersin'imiz maalesef Süper Lig'de temsil edilemiyor. Dolayısıyla bunun aslında temel olarak çözümü için halkla, öğrencisiyle, esnafıyla, işvereniyle, işçisiyle bir bütün olmak gerekiyor. Kulübün bu anlamda bir bütünlük sağlaması gerekiyor. Bunun olanaklarından bir tanesi de, yollarından bir tanesi de küçük bağışlarla, küçük katkılarla taşın altına elini koyması ve buradan yapacağı bir SMS, bir öğrencinin atacağı bir SMS, bir iş adamının atacağı bir SMS'in belki maddi karşılığı aynıdır ama fikren sahiplenme açısından etkisi çok farklı olacaktır. Kentle bütünleşmemiş, kentin dinamikleriyle bütünleşmemiş bir spor kulübünün başarılı olma imkanı yoktur. Taşıma suyla değirmen hiçbir zaman dönmez. Ünlü düşünür Nietzsche'nin çok sevdiğim bir sözü vardır. Küçük bağışlarla büyük mutluluklar kazanmak büyüklüğün bir ayrıcalığıdır. Bu ayrıcalığı bu kulübün hissetmesi lazım. Burada sivil toplum kuruluşu üyelerimiz, başkanlarımız, çeşitli iş dünyasından insanlar ve bir bütün olarak taraftarlarımız da gözetildiğinde biz Mersin Manyurdu'muzu Süper Lig'e çıkarmak için bu yolculukta ekonomik desteğin ne kadar önemli olduğunu bilinciyle hareket etmek zorundayız.